Selamlar hepinize. Worlds 2023 üst koridor şampiyonları tier ile bu sefer sizlerle birlikteyim. Ee, bu tier aslında yani önümüzdeki orman, orta koridor vesaire tier de Worlds'da oynanmasını beklediğim şampiyonları ve ne kadar oynanacağını, baz oynanacağını düşündüğümü aslında e, belirteceğim. Tabi bazı şampiyonları mecburen hızlı geçeceğim. E, çünkü çok şampiyon var. Özellikle üst koridor ve orta koridorda çok şampiyon var hiç oynanmayacağını düşündüğüm şampiyonlara atıyorum mesela işte en üst korudur... hiç oynanmayacağını düşünüyorsam da hiç listeye koymayacağım. Kategorilerimiz belli. Banlanır, banlanma seviyesine gelecek kadar. Yani bunda tabii her maç banlanır e, seviyesinde bir şampiyon olur mu onu şimdilik bilmiyorum ama hani ban çekecek, bazı takımlara, bazı oyunculara karşı spesifik olarak banlanacak veya turnuvanın genelinde banlanacak olduğunu düşündüğüm şampiyonlar çok oynanır e, kategorisine, çok daha az ban çekecek ama Yine banlananlar kadar maçın içerisinde e, varlığı olacak olan yani ya seçilme ya banlanma şeklinde oranı yüksek olacak olan şampiyonları koyacağım. Oynanıra bu turnuvanın içerisinde seçilebilecek meta'nın da içinde bulunduğunu düşünüyorum ama diğer şampiyonların biraz daha gerisinde olan şampiyonları koy koyacağım. Nadiren seçil seçilir seçileri çok az yani 5 veya daha az seçilme ihtimali. Şöyle söyleyeyim size bir kere seçileceğini düşündüğüm şampiyonları koyacağım ama 5 kere seçilebilir gibi düşündüğüm şampiyonları da nadiren seçilere koyacağım. Ki öbür tier de bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak Atrox başlayalım. Üst koridorda e, kesinlikle banlanarak göndereceğim onu. Yani turnuvadaki oyuncuları zaten üst koridor oyuncuları bir çoğu zaten bu şampiyonu iyi oynuyor ama metada da zaten iyi durumda Atrox. Gerçi turnuvaya gelirken hani eşyalarında falan bazı değişiklikler oldu ama onun oynanış biçimi özellikle bir tank eşleşmesini bulduğunuz zaman kesinlikle varlığını sürdürebilecek bir şampiyon bu nerflere rağmen. O yüzden banlanır kategorisinde. Bolca turnuvanın içerisinde Aatrox göreceğimizi düşünüyorum. Üst koridor şampiyonları içinde. Arena topta işi yok. Abi birileri Akali dener mi emin değilim ama deneme ihtimalini görüyorum birilerinin. Özellikle bir flex ihtimalinden sonra birilerinin deneme ihtimalini görüyorum. Ee, akali'ye. Akşanı da keza öyle bir yerde bir bu arada akşam hatırlayanlar vardır. Önceki yamalarda bir üst koridor için bazı ufak tefek bufflar almıştı. Ve o bufflarla beraber bir jeton atılabilir hale gelmişti. E, o yüzden kullanılabileceğini düşünüyorum. Akşamın nadiren de olsa. Buradaki şampiyonların çoğunun yeri yok. Kamil oynanacağını düşünüyorum. Kamil'in bu turnuva içerisinde onun da üst üste aldığı bufflar çok minik minik buff diyorlar. Çünkü Kamil'i hani biliyorsunuz oynandığından çok OP statüsünde bir şampiyondu mecburen minik minik bufflamaya devam ediyor ve bu minik minik bufflamalarla beraber bence içeriye geldi. Yani oynanır statüsüne geldi. Bu turnuvada kimse Cassiopeia seçer mi emin değilim. Bu arada gerçekten oynanabilir durumda Cassiopeia. Onu da söyleyeyim size skor orada. Şimdilik nadiren seçilere göndereyim. Çok atı oynamazlar. Darius'un burada yeri olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle söyleyeyim size. Darius oynamayı çok sevmiyor oyuncular. Ama Darius kesinlikle gücü yani elindeki kuvvet Camille'in yanında gidecek durumda. Ama bu Worlds'de bence oyuncular ona çok yönelmeyecekler. Fiora oynanıra gönderiyorum. Onun da gücü çok oynanır statüsünde aslında. Ama Fiora'nın işte takımın az katkısı olması. Biraz daha kendine oynayan bir şampiyon olması. Belki de onun gücünü biraz kısıyor. Ve gücünü kısıyor derken ya yani takım oyunu için gücünü kısıyor. Aslında banlanır statüsünde olur. Yani şöyle söyleyeyim size solo Q için gücü banlanır statüsünde. Ama burada World için konuşuyoruz. O yüzden onu mecburen oynanır gönderiyorum. Gangplank son bufflarla beraber ve bu turnuvadaki oyuncu grubunu düşününce onu çok oynanıra gönderiyorum. Oynanıra da koyabilirdim ama biraz daha fazla tercih edileceğini düşünüyorum. Gangplank'in. Garen. Biri tıklar mı Garen'e ya? Bence tıklamazlar. Nar çok oynanacağını düşündüm şampiyonlardan bir tanesi bu turnuvada. Zaten hani özellikle Aatrox'a falan da çok fazla Atrox karşısında falan da çok fazla seviyor oyuncular seçmeyi. O yüzden bulunmasının çok olası görüyorum. Gragas son dönemlerde unutulan şampiyonlardan bir tanesi. Nerflendikten sonra. Yalnız sezon içerisinde özellikle LCK'de ara ara nerflerden sonra bile seçildiği ve verim alındığı senaryolar oldu Gragas'ın. Yani nadirenden biraz daha fazla seçileceğini düşünüyorum. Güven. da gönderiyorum güveni. Çünkü özellikle maçların ikinci yasaklama açamasında çok fazla ban çekeceğini düşündüm şampiyonlardan bir tanesi Gwen. O da işte üst üste çıtır çıtır bufflar alalı zaten gelmişti. Biraz da meta'nın uygunluğu da ona olanak verdi. Artı üst koridordan bir AP opsiyonunuz olması. Şimdi Gragas'ın nerfleri etkiledi. Akali'nin daha önce seçilebilir bir durumu vardı. İşte Kennen bu yamada biraz daha, yani bu Worlds'a e gelirken biraz daha işin içine girdi ama genelde üst koridorda AP opsiyonunuz Rumble ve Gwen'le kısıtlı kalıyordu Gragas'ın olmadığı senaryoda o yüzden biraz daha fazla kıymete bineceğini düşünüyorum bu turnuva içerisinde güvenim. Zaten hani değer görüyordu oyuncular tarafından. Biraz daha fazlasının da göreceğini düşünüyorum bu turnuvada. En azından bu Worlds ortamında diyeyim. Haymer ilave kimse almaz. Irelia'nın nadiren de olsa seçildiğini düşünüyorum. O da minik bir buff almıştı en son. Jax'ı oynanara göndereceğim. Jax aslında Worlds'e gelene kadar banlanır statüsündeydi. Ama üst üste nerfler yedi. Bunu eşyalarından da yedi. Şampiyonu kendisi de yedi. O yüzden çok oynanılara göndermiyorum. Aslında bu turnuvada çok iyi oynayan oyuncular var. Yani Keane var, Zeus var, Bin var, Dora var. Hepsi burada çok tercih eden oyuncular. Jax'ı hani çok seçen de oyuncular bunlar. Ama biraz güçten düştüğünü düşünüyorum. Jax'ın. Onu da söyleyeyim. Jace nadiren seçilere göndereceğim. Tek sebebi o e, şu anda orta koridorda da daha iyi ve daha çok tercih ediliyor. Bunu tek sebebi yani nadiren seçilere göndermemin aslında tek sebebi birileri orta koridorda geçişmesine hiç memnun olmayıp üst koridora flexler diye. Başka hiçbir sebebi yok yani. Kalesi böyle bir çılgınlık gelmez burada. Kayle nadiren de olsa seçileceğini düşünüyorum. Özellikle bir orna eşleşmesi göründe birilerinin tıklayacağını düşünüyorum Cahill'a. Keşke tıklamasalar ama tıklayacaklar. Kenan aldığı bufflardan sonra pro oyuncuların bayağı ve e, Soluki'da test ettiğine şahit oldum. E, güvende, güvenden bahsederken zaten onun durumundan da bahsetmiştim. Kenan'ın durumundan onun ihtiyaç duyulan bir şampiyon olması durumundan, onun modeline ihtiyaç, onun tipine ihtiyaç duyulmasından dolayı Yani bu tipte bir toplayınarak. O yüzden fırsat verileceğini düşünüyorum Kenan'a, oyuncular tarafından bolca da seçileceğini de düşünüyorum. Ee, ama tabii bu ya yani bu yanılma ihtimalinin en yüksek olduğu şampiyon çünkü şu anda evet SoloQ'da oyuncular deniyor, test ediyorlar ama Kenan'ın yani bir süredir üst koridorda pro play'de oynanmamasının sebebi Biraz yapacağını artık rakiplerin çok öngörebiliyor olması ve buna önlem alıyor olmaları. Artı çok fazla kitle kontrolü var takımlarda. Ya yani onun oyun sistemini bozabilen. Şimdi mesela Maokai olduğu zaman oyunun içerisinde, Sejuani olduğu zaman, ne bileyim Alistar olduğu zaman bir şekilde seni uzak tutuyorlar o fight'tan. Engel olabiliyorlar yani sana. Senin takımının da onunla çok uyumlu olması lazım. Uyumlu olduğu zaman her türlü iş yapar. Ama o yüzden yanılma ihtimalinin en yüksek olduğu şampiyon olarak düşünüyorum onu. Kled, Nadiren seçilere gönderiyorum onu. Lilia keza öyle. Özellikle Plane'de bir tane. Yani play'in evet Plane oluyor orası. bir tane görmeyi bekliyorum. Çok umudum var Lilia görmekten. Play mal Malphite oynanıra göndereceğim. Malphite'in gücü çok oynanır seviyesinde. Ama oyuncular oynamayı sevmiyorlar Malphite. Halbuki ortam da var. Fırsat da var. Buradaki belli başlı eşleşmeler karşı rahat da ediyorsun. Takıma da faydalısın. Neden bu kadar seçiliyor bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Aynı şey Morda Kaiser için de geçerli bu arada. Ben Morda Kaiser'ın neden bu kadar az seçildiğini anlayamıyorum. Birilerine jeton atacağını düşünüyorum ama orada Kaiser güç olarak kesinlikle burada. Onu söyleyebilirim size. Ama o jeton bir türlü atılmıyor orada Kaiser'e. E, maçı da sürükleme ihtimali de olan bir şampiyon. Onu da unutmamak lazım ama biraz... Ya neden sevmiyor oyuncular onu da bilmiyorum bu arada. Belki hantal olduğu için sevmiyorlardı. Çünkü şu anki yani diğer şampiyonlara baktığımız zaman pek ezer geçerler tercih edilmiyor. İşte Darius da kaldı. Garen'i almadım bile yani. Ezer geçer sonuçta orada kadar. Belki hantallığından dolayı tercih edilmiyordur ama gücü Darius'un Garen'in falan çok çok daha Onu söyleyeyim size. Ee, Olaf Adam var turnuvada illaki bir tane tıklar. Ornn'un oynanacağını düşünüyorum kesinlikle. Onun oynamadı turnuva var abi. Geldi günden beri. Poppy. Şimdi Poppy ilginç bir şampiyon eşleşmeleri yani banlanıra ve çok oynanıra koyduğum şampiyon eşleşmeleri iyi değil Poppy için. Fakat diğer eşleşmeler iyi. Gerçekten iyi diğer taraflardaki eşleşme. Yani tanka tanka eşleşmelerine mesela genelde itme avantajını alabiliyorsunuz Poppy ile. Veya atlayan zıplayan bir şeye karşı daha rahat edebiliyorsunuz Poppy ile. Yani eşleşmelerinden dolayı oynanarak koyacağım ama onun çok oynanırlı olma ihtimali görüyorum. Onu da söyleyeyim. Renekton. Yani çok oynanması olmaz zaten. Rumble. Neredeyiz? Evet Rumble. Ee, dur Riven'a da bahsedelim. Riven'a biri tıklar mı? Bence biri tıklar Riven'a. Nadiren seçilere gönderiyorum. Rumble'ı banlanıra gönderiyorum. Rumble son haliyle yetenek seti çok faydalı zaten. Ve bunu Hani hem laning de çok üstünlüğü kurabiliyorsunuz ki sezon içerisinde işte çok fazla maçta gördük Zeus'un falan oynadığında. Hem de team fightlarda bu üstünlüğü görebiliyorsunuz. Onu mesela Keen'de falan görmüştük. Her yönünü oyunun her dakikasını ve iki yönlü de hani agresif de oynayabiliyorsunuz, defansif de oynayabiliyorsunuz. Peel yapabilirsiniz, engage'e destek verebilirsiniz. Uzaktan dükme kompu oynayabilirsiniz. Yani bu kadar destek bir şampiyonun laning'i de güçlüyse zaten otomatik olarak banlanır'a gidiyor. Rice. E banlanır'a rumble koydun Aral birinin onu counterlaması lazım. Rush çok iyi bir counter bu arada Rumble'a karşı. Bence daha fazla oynanması gerekiyor şu anki haliyle ama oynamayacaklar orası ayrı. Set. Kimse saçar mı? Hız kesen iyi durumda. Belki tıklarlar. Shen almazlar. Şivan almazlar. Sion alırlar. Ama Sion'un gücünün de Sion mesela bu yani yaz mevsiminin başlangıcında daha hatta kış mevsiminin çıkışında diyelim. O dönemlerde çok değerli görülüyordu takımlar tarafından. Özellikle e, işte bu alt koridoru iten bir koridor olalım. Sion'la Leighton Vey'le gidelim. Alt, adamın alt kamplarını alalım. Erkenden Sion'la bir dive atalım. Stratejisi falan da çok kullanılırken yani çok değerli gözüküyordu. Ama de değere düştü Sion'un. Sahil'e üst koridor alınır mı? Onlar var alınır. Malphite var alınır. Bir tane. iki tane. Ama tıklanır. Trandall'ın da bu arada bu turnuvada üst koridorda tıklanabileceğini düşündüğüm şampiyonlardan bir tanesi. Çok fazla tank yok. Ee, yani hatta şöyle söyleyeyim şu üçlü dışında doğru dürüst tank da yok. Yani orada or Tıklamazlar ya. Tıklamazlar. Tryndamere daha tık çok tıklarlar bence. Daha tıklama ihtimalleri daha yüksek diyelim Tryndamere'in. En azından benim gözümde öyle. E, Udyr'a kimse tıklamaz. Urgot. Hı. Ebi yok abi turnuvada. Ebi olsaydı kesin koyardık bunu Nadire'ne da Ebi yok. Bu büyücüler oynanır mı? Bak Dışay var. Belki Vayne oynanır skorda da belli mi olur değil mi? Volibear. Bu şampiyonların hiçbirini kimse tıklamaz ki turnuvada ya. Pesante'ye tıklarlar. Pesante çok oynanır. Herhalde böyle olur tahminim. Bakalım. Şimdi sayı kaç sayıda şampiyonda kalacağız? Genelde çünkü Worlds dönemlerinde bir rolde işte 15-20 şampiyon arası falan oluyor. 15 şampiyon daha olası ama yani. Worlds'un toplamında böyle 70-75 şampiyon falan oluyor. Tabi burada e, özellikle nişancı ve orman rolünde daha dar oluyor havuzlar. Üst koridor ve e, orta koridorda daha geniş oluyor. Bakalım banlanır, çok oynarız. 8 11-15 Tam 15 olmuş abi işte. Ha, burası ya. Burası. Yani bu grupta döneriz. Belki Gragas aşağı inebilir buradan onun yerine bir counter pick falan bir şey çıkar yukarı. Şunlardan da birkaç tane seçilse 20'ye tamamlarız bir şekilde. Tertemiz liste oldu bak. Vallahi çok güzel oldu ha. Bu kadar net olmasını beklemiyordum. Çünkü eee ya kayda girmeden önce ya şunu şuraya göndereyim, bunu buraya göndereyim diye planlamamıştım kafamda. Bazıları hariç birkaç şampiyon kafamda vardı. Yani işte Rumble gibi, e, Fiora gibi falan ama Birkaç tanesi vardı. Hepsini planlamamıştım ama bayağı güzel yerleştiler. Hoşuma gitti. Worlds'da e bu şampiyonların skorda orada oynanmasını bekliyorum. Yani bu şu üstteki banlanır ve çok oynanır grubunun daha çok öncelikli olacağını, oynanır grubunun da kesinlikle maçların içerisinde belli bir miktar üzerinde tercih edileceğini ama öncelik olmayacağını düşünüyorum. Bu grubun içerisindekilerin. Nadiren seçilirdekilerin de bazılarını da counter pick olarak seçileceğini düşünüyorum. Bakayım bir tekrardan bakayım. Bir şey unuttuk mu? Biniş bir pik Belki zek top oynarlar falan. Kim alacak ya? Warwick top. Warwick top solo queue'da çok iyidir ama. Singed. Yok ya. Bunlar da bu havuzun dışına çıkmazlar. Zaten hani Worlds'e geldiğimiz için ortam belki Graves... Yok ya. Worlds'e geldiğimiz için herkes en e, hızlı şekilde galibiyete gitmek istediği için çok doğal karşılıyorum. Şampiyon havuzunun biraz daha da dar olmasını. Diyelim ve videonun sonuna gelen Gelmişken abone olmayı unutmayın. Yarın Ormancılar şampiyon tier listleriyle Yeniden sizlerle birlikte olacağım. Abone olun zile de basın ki yarınki videoyu da kaçırmayın. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.